Konuğumuz var. Bu konuyla alakalı sorularım olacak. Öncesinde beslenmeyi de bir konuşalım. Tamamdır. Derya Kuşdemir, diyetisyen, Almanya'dan yayınımıza konuk oluyor. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Meme geçişini konuşuyoruz Beyza Hanım'la. Eminim birçok anne için zorlu bir süreçtir ama bazıları için de daha kolay oluyor. Şimdi Evet. sizinle de beslenmeyi konuşmak istiyorum. Süt arttırılma, bazen şöyle derler. Ben mesela sosyal medyamda yaptığım son paylaşımda işte sütümün azalması için şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye bir paylaşımda bulunmuştum. Şöyle Evet. yorumlar gelmişti. Dünyanın işine bak. Bazı anneler sütünü çoğaltmak için elinden geleni yapıyor. Bazıları azaltmak için elinden geleni yapıyor. Tabii ki çoğaltmak için de elimden geleni yapmıştım. Öyle bir dönemden de Evet. geçmiştim. Şimdi şunu sormak istiyorum. Hangi besinler anne sütünü arttırır? Hangi besinler azaltır? Sizden şöyle kısaca bir bilgi alalım. Şimdi en önemlisi bebekle tensel temas kurmak. Tensel temas kurduğumuzda, göz kontağı kurduğumuzda vücudumuzda belirli hormonlar salınımı artar. Mesela prolaktin dediğimiz hormon süt oluşumuna yardımcı oluyor. Ya da oksitosin dediğimiz hormon da sütün meme ucuna gelmesini sağlıyor. Bunun yanında annenin psikolojik durumu da oldukça önemli. Şimdi besinlere bakarsak hangi besinler arttırırız dediniz. Mesela koyu yeşil yaprakta sebzelerden faydalanabiliriz. Dereotu gibi. Ya da kuru yemişlerden faydalanabiliriz. Hurma, incir bunlar olabilir. Badem, susam, tahin bunlar olabilir. Fakat burada dikkat etmemiz lazım. Bunlar da aşırıya kaçarsak çok fazla kilo alabiliyoruz. Evet, bir Çoğu de anneyi bebek de tanıyorum gaz böyle. bulabiliyor, değil mi? Bazı besinlerde gaz problemi de yaşayabiliyor bebek. Mesela kuru Evet. yemişte çoğu anne bilmez belki ama fındık mesela inanılmaz bir gaz problemi yapıyor bebekte. Özellikle ilk Evet. aylarda. Evet, orada anne kendisi denemesi gerekiyor. Bebekte bakması gerekiyor. Mesela kuru baklagiller tükettiğinde ya da çiğ sebze meyve tükettiğinde, karnabahar misal ya da brokoli, lahana gibi bu besinler hem annede hem de bebekte gaz yapabilir. Burada denemek lazım. Çocukta huzursuzluk yapıyorsa bu besinler, o zaman bunlar beslenme programından ya tamamen çıkarılmalı ya da tüketim miktarı azaltılmalı. Çünkü anne ne yerse aslında süt ile bebeğe geçebiliyor. Ya da kafeinli içeceklere de yine dikkat etmek lazım. Mesela kafeinli içecekleri çok tüketirsek bu yine bebekte uykusuzluk yapabilir. Evet. O nedenle emziren anneler bir fincandan fazla hani şey içmesinler, kahve içmesinler günde. Peki sonraki dönemlerde de böyle anne sütünden bebeğe geçiyor mu kahve mesela? Tabii İlk ki 6 ay işte. çok çok önemli, bunu biliyoruz. Mesela 1 Evet. yaşından sonra da etkisi oluyor mu bunun? Tabii ki etkisi olabilir. Hani bebek de şey yapmak lazım, denemek lazım. Hani bebeğiniz pratikte aslında bakmak gerekiyor. Şimdi teoride şöyle olur, böyle olur dersem aslında olmaz. Hani her bebeğin kendisinde bunu gözlemlemek gerekiyor. Az Evet. önce psikologumuz dediği gibi de aslında hani not almak gerekiyor dedi ya şey döneminde, geçiş döneminde. Emzirme döneminde de böyle şeylere dikkat etmek lazım. Mesela Evet. bebekte çoklu besin alerjileri de olabilir. Bu nedenle de mesela bunlara dikkat etmek lazım olur. Evet. Psikolojide de olduğu gibi Beyza Hanım'ın da bahsettiği gibi beslenmede de anne ve bebeğe özel bir durum. Bakmak gerekiyor, Evet. gözlemlemek Evet. gerekiyor. Ona göre Şimdi planlamak gerekiyor. evet, kesinlikle. Meme geçişinde sütün azalması gerekiyor, değil mi? Yoksa anneyi çok rahatsız eden bir durum. Hani süt birikiyor göğüslerde. Hani çok sık Evet. emzirmiyoruz, yavaşlatıyoruz. Aslında yavaşlatmanın da Yavaşlatmak burada azaltıyor. O hani yüzden planlı geçiş. Planlı planlı geçiş geçiş. ne? 5'ten 4'e indiğimde aslında orada üretilen süt miktarı da yavaş yavaş otomatikman azalıyor. Bir şey ne Arz talep kadar? meselesi. Evet, bir Vücut diyor ki çok bebek doğru. istemiyor, az üretim, değil mi? Evet. Ne Evet. kadar az o arayı ne kadar açarsak aslında sütteki yağ oranını da düşürmüş oluyoruz. Ama sürekli emerken birden kestiğim zaman bu kez benim vücudum da aslında ne oluyor der. Ki bununla ilgili birçok sağlık açısından da zararları oluyor zaten. Sütü arttırmak için de keza çok emzirmek gerekiyor, değil mi? Evet, yağ oranı Sürekli aynen. emzirmek gerekiyor. Bir Evet. sonraki emzirmeye kendini hazırlıyor aslında. Ve yeni bir şey okudum. Carlos González'ti galiba kitabın yazarı. Bebeğin talebine göre
tamamen süt üretiliyor. Yağ oranı da tamamen, mesela diyelim ki işte bebeğim çok fazla emiyordu. Birdenbire az emmeye başladı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 8. ay olması gerekiyor. Yok 3. ay, çok pardon. 3. ayda otomatikman böyle daha az emiyormuş bebekler. Hı hı. Burada da söylediği şey ne? Burada emmeyi pratik ettiği için daha kısa sürede daha fazla içiyor aslında. Hı hı hı. Ama anneler ne yapıyor? Burada kaygılanıyorlar. Eyvah, daha az emiyor. Bu kez ne? Acaba işte kilo bakımından daha mı düşük? Ne oluyor gibi? Hop hemen bir doktora başvurum ama evet. Tamamen süt üretimi, her şey arz talep. Çocuk ne kadar ihtiyacı varsa, çok güzel bir aslında anne ve çocuk bedeninin birbirinin meşleşmesi burada. Kesinlikle. Peki Derya Hanım, hani az önce Ayça doktor, uzman doktor, iç hastalıkları uzman doktor Ayça Kaya bizlerleydi. Ramazan ayında su içmenin öneminden bahsetti. Hani su aslında evet. Her derde deva. Anne sütünün artırılmasında da ne kadar hani temas önemliyse su içmek de o kadar önemli değil mi? Tabii ki. Çünkü sütün büyük bir kısmı sıvıdan oluşuyor sonuçta. O yüzden suyu bolca tüketmek lazım süt salımını arttırmak istiyorsak. Bol bol su içmek gerekiyor. Peki emziren annelere günde kaç litre su içmelerini önerirsiniz? En az 10-12 bardak kadar su içerlerse iyi olur. 10-12 bardak. Peki, yani normal, evet, birkaç bardak. Hani mesela Ayça Hanım 8-10 bardak dedi. Hı-hı. Emziren anneler 2 bardak daha fazla süt içerse 2-3 bardak daha evet. Yeterli olacaktır. Aynen. Aynı şekilde şunda da çok hata yapıyoruz değil mi? Sen emziriyorsun, ye, ikinci tabağı da veriyoruz, bir bebek daha besliyorsun deyip çok da veriyoruz. Bunu da yapmamak evet. Gerekiyor süt artması için. Tabii bunu ki. Da yapıyoruz. Çoğu danışanlarımda da görüyorum, gebelik döneminde almadıkları kiloyu emzirme döneminde alıyorlar. Hı hı. O nedenle hani orada porsiyonlara çok dikkat etmek lazım. Hani süt salımı artsın diye gidip de şimdi hurmada, incirde ya da o yağlı tohumlarda aşırıya kaçmamamız lazım. Hani burada kişi bilmiyorsa nasıl porsiyonlarını kontrol edecek diye bir beslenme uzmanından muhakkak destek almasını tavsiye ederim. Evet. Peki anne sütünün faydaları nelerdir? Anne sütü mucizevi bir besin kaynağı diyebiliriz aslında. Çünkü her annenin sütü kendi bebeğine özgü olmuş oluyor. Mesela bir bebek prematüre olarak erken doğduysa o bebeğin gelişimi için gerekli olan bütün besin öğeleri o annenin kendi sütünde yer almış oluyor. Bir sürü koruyucu etmenlere sahip oluyor. Mesela enfeksiyona karşı koruyor. Yine büyüme hormonları içeriyor. Vitamin, minerallerden zengin olduğu için bağışıklık sistemini de güçlendirmeye yardımcı oluyor. Hatta sadece bebeklik döneminde değil, ileride bebek büyüdüğünde de mesela obezite, kalp hastalıkları, kanser gibi risklerin oluşumunu da önlüyor. Evet. Ve sadece bebek için faydalı değil, aynı zamanda anne için de çok faydalı emzirmek. Çünkü evet. Her emzirdiğinde enerji harcıyor. Şöyle hı-hı. Düşünün... Günlük ortalama bir anne 800 mililitre kadar süt üretir. 100 mililitre süt için 70 kalori enerji harcanır. O nedenle günde ortalama biz 500 kalorilik ekleme yapıyoruz bir annenin beslenme programlarına. Bu nedenle bu dönemde de çok fazla böyle kısıtlayıcı diyetler yapılmamalı. Ona da dikkat etmek lazım. Hani bu kısıtlayıcı diyetler yapıldığında bu sefer annenin kendi deposundan vitamin, mineraller kullanılıyor. Böylece anne gün içerisinde halsiz olabiliyor kısıtlayıcı diyet yaparsa. Özellikle ilk 4-6 ay arası. Bu depolar azaldığında mesela kemikte yumuşama olabiliyor, diş çürükleri olabiliyor. O nedenle ayda maksimum 2 kilo vermek hedeflenmeli. Bunun da üzerine geçmemek lazım bu ilk 6 ay sürecinde. Bir de mesela göğüs kanseri ya da yumurtalık kanseri gibi ya da kemik erimesi gibi sorunların da önüne geçiyor annede. O nedenle ilk mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün önergesi de ilk 6 ay sadece anne sütü, daha sonrası 2 yaşına kadar da ek gıdalarla birlikte anne sütü verilirse çok güzel olur. Çok teşekkür ediyoruz Derya Hanım. Verdiğiniz bilgiler için, rica yayınımıza ederim. Katıldığınız için kendinize çok çok iyi bakın. Sizler de görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evet.